Herkese saygılar, sevgiler, sevgili dostlar. Senenin en çok sevilen ayındayız. Yaz ayındayız, Temmuz ayındayız. Bugün Temmuz ayının 11'i. Evet, yaz bütün güzelliğini göstermiş. Çok şükür Allah'a. Sayamadığımız kadar çiçek. Çeşitlerimiz. Düşünüyorum da bu güzellikler kış gelecek, solacaklar. Tekrar yeniden yaşayacak, tekrar yeniden solacak derken bizim ömrümüzde gelip bitecek, sona erecek. Ama bunların tükenmeyenleri var. Bunların hiç bitmeyenleri, hiç solmayanları var. Yani ebedi bir hayat var. İnşallah ebedi hayatta da Cenab-ı Allah böyle çiçekler, güzellikler bize nasip eder. Ancak burada çok canımı yakan bir şey var. Onu sizlere anlatmadan geçemeyeceğim. Bugünlerde hepimiz birer gölge arıyoruz. Ağaç gölgesi arıyoruz, yeşillik arıyoruz. Altında gölgelenmek için pikniklere gidiyoruz. Ama çok üzücü olay, yangınlar çıkıyor. Yaktığımız ateşleri söndürmüyoruz. Gittiğimiz yerlerde çöpler bırakıyoruz, temizlemiyoruz. Yani insanoğlu olarak gittiğimiz yerleri kirletiyoruz. Hadi hiçbirini geçemeyiz, kirletme işini de geçemeyiz ama yangın olayı çok kötü bir olay. Çok acımasız bir olay. Yangında yananlar sadece ağaçlar değil. Bütün canlılar yanıyor. Ormanda ne kadar canlı varsa hepsi yanıyor. Hepsinin ölümüne sebep oluyoruz. Çok dikkatli olmalıyız. Çok dikkat etmeliyiz. Yani biraz duygusal konuşuyoruz ama hayatı, doğayı, çiçekleri, hayvanları, insanları sevmek başka türlü olmuyor. Cenab-ı Allah'ın yarattığı güzelliklere bakacağız, dua edeceğiz, seveceğiz ve onların kıymetini bileceğiz, onları koruyacağız. Düşünün ki şimdi bunları biz sevmeseydik, bunlar burada olur mu kendiliğinden? Olmaz. Meyvelerimiz de öyle. Bakın burada bir kamkat fidanımız var. Buna kamkat diyorlar. Bak şimdi bu çiçek açmaya başlamış. İşte bu ayda Temmuz'un 15'inde falan çiçek açmaya başlıyor. Ancak yine bu akşam böyle, geçen sene de aynısı olmuştu. Yine bu akşam böyle bir püsür, bir yağmur yağacak gibi oldu. Ama yağmadı. Yağmadı ama yine bak yapraklarımızın üzerine o şeylerden ne ise bunlar böyle dizildi, böyle indi şimdi. Bunları ilaçlamamız gerekecek. Bunlar beyaz sinek galiba. Geçen sene de böyle büyüdüler, hemen büyüyorlar. Akşamdan beri büyüdüler bak. Böcek olmaya doğru gidiyorlar. Bütün meyvelere inmiş bu. Yani Allah yardım ver diye bu akşam böyle bunlar düştüler. Böcek zannediyorum. Geçen sene de göstermiştik. Bizi tağbena arkadaşlarımız bunların böcek olduğunu söylemişti. Limanlarımız da
bayağı bir dokuldu. Bu sene kadar limon, mandalina dokulduğunu bilmiyordum. Bazı arkadaşlar beni arıyorlar, abi bizim limonlarımız dökülüyor, neden dökülüyor? Sararıyorlar, soluyorlar. Bakın dökülüyor, daha sararmadan dökülüyor. Ama bakın burada portakal ağacımız var bakın. Bunda çiçeklerini beraber seyretmiştik. Beraber görmüştük. Şimdi kalan limonlara bakıyoruz. Bakın bunlar kalan portakallar, pardon. Portakallar ama bakın bunun altına arkadaşlar. Vaziyete bakın yani. Bunlara bakın. Şunlara bakın. Yani şunlara bakın ya. İşte bunlar bak bu kadar olmuşlar, dokulmuşlar. Ya buna fazla su da vermiyoruz. Bak şu an biraz dibi sulu ama ya her şey kuruyor. Hiç su vermeden de olmuyor. Ben buna su vermekten kaçındım. O kadar su vermedim ama yok. İlk sefere meyve açamadılar. Bir sıkıntı oldu bu sene. Şimdi ikinciye meyve açıyorlar. Bunlar çiçek açıyorlar. İkinciye meyve verecekler. İlk açtıklarını hep döktüler ama bu seferkiler biraz sıkıntısız galiba. Öyle geliyor bana. Evet sevgili dostlar. Gelip geçici bir hayat, gelip geçici bir yaz ayı. Gelip geçici güzellikler. Allah devamlı olanı nasip etsin. Bakın, burada bir fidanımız var. Gördüğünüz gibi. Bakın üzerinde şöyle yanıyor bak, sapıyla beraber bak. Şunu görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın sapıyla beraber bu yanıyor. Yani bunu, buna ne deriz? Böyle dalında yanıyor, dalında. Ha bunu bulmak, sulama işini derseniz, bakın sulama yok. Yani sulamadan değil. Ve bu akşam o yanan beyaz, yağan beyaz, beyazlık bak bunların üzerinde hep var. Gördüğünüz gibi bunların üzerinde hep var. Akşam böyle bir şey yağdı. Bir virüs yağdı. Bunları da böyle etti. Bakın. Sevgili arkadaşlar bakın. Limonu düşen arkadaşlar bizi takip edip de bize limonum neden düşüyor diye soran arkadaşlar bakın hep böyle. Aynı sizin gibi bizim limonlarda düşüyor maalesef. Güneş değilse güneşte değil bak gölge yeri. Çok güneşten değil. Bakın şuraya, şurada bir mandalina ağacımız var. Bakın bu sene bakın. Bakın şuraya. Bakın dalında kurumuş, dalıyla kurumuş bakın. Düşmüyor. Bakın bunları zorla koparıyoruz bakın. Dalıyla kurumuş bakın. Bakın. Yani bu hastalık ne hastalıktır, nasıl bir hastalıktır? Yani akıl alacak gibi değil. Bakın bunlar hep dalında kurumuşlar gördüğünüz gibi. Tabii bizi izleyen arkadaşlar, uzman arkadaşlar bunlar için bize yorum yapabilirler. Bize bilgi verebilirler. Biz hobiciyiz. Biz esas ziraatın kökünden gelmedik. Onun için bilmediğimiz çok şey var. Ben 20 senedir aşağı yukarı bu işi yapıyorum. Ancak bunun profesörleri var. Yani akıl arkadan, el erden üstündür. Öğrenmediğimiz, bilemediğimiz çok şeyler var. Hani ilim mezara kadardır ya.
Evet, mezara kadar öğreneceğiz. Her taraf kuraktan yanıyor bakın. Çiçeklerimiz de böyle. Kırıyorlar. Burada limon ağacımızı görüyoruz. Limon ağacımız burada. Bakın. Bunlar da kivilerimiz. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlık ve sıhhat afiyetler diliyorum. Bugünlerde yanan ormanlar bizleri çok fena üzüyor. Yeni Çanakkale'de yanan bir yangın. Yanan canlılar, yetişmiş, bunca yıllarca yetişmiş ağaçlar, ormanlar bir çırpıda yanıp gitti. 5 dakikalık bizim eğlencemiz yüzünden. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.